Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Kışın tadını çıkarmaya devam edelim. Kış sebzelerinden bir tanesiyle karşınızdayım. Bugünün favori sebzesi havuç. Havuca bayılırım, gerçekten çok severim. Ama havuçlu kekler ayrı bir favorimdir. Bugün yapacağımız havuçlu kek üzerinde bir de harika bir muhallebisi var. Muhallebili havuçlu kek yapıyoruz. Ya buna kek demek de böyle birazcık küçümsemek olur. Harika bir pasta yapıyoruz. Böyle dolu dolu söyleyebilirim çünkü gerçekten çok lezzetli. Hadi yapımına başlayalım. Umarım siz de çok seveceksiniz. Havuçlu kek için bir su bardağı toz şeker kullanıyoruz. 4 tane de yumurtayı ilave edip şeker eriyene kadar bir güzel çırpıyorum. Bir bardaktan bir parmak eksik sıvı yağ ve 2 tane büyük havucun rendesi, ama bayağı büyüktü, 2,5-3 su bardağına yakın havuç rendesi, bir portakalın kabuğunun rendesi, bir tatlı kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı da yeni bahar. Yeni bahar çok değişik bir lezzet veriyor. Bir çay kaşığı zerdeçal, bir paket vanilya, bir çay kaşığı karbonat. Karbonat gerçekten farklılık katıyor. Bir paket de kabartma tozu koyuyorum. 2 su bardağı un, ama her zaman olduğu gibi unu eleyerek koyuyorum. Gerçekten inanılmaz baharatlı, inanılmaz lezzetli bir kek oluyor. Şimdi düşük devirde hepsini birbirine karıştırıyorum. Bir çay bardağı da iri iri doğradığım cevizi ilave ediyorum. Ceviz koymak zorunda değilsiniz ama bence çok yakışıyor. Şöyle cevizleri de kek harcına güzelce karıştıralım. En büyük boy dikdörtgen cam tepsi kullanıyorum. Güzelce katı yağla yağladım her tarafını. Şimdi kek harcımı boşaltıyorum. 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırında yaklaşık 30-35 dakika pişecek. Kekimiz güzelce pişti. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Soğuk olacak kekimiz. Biz bu arada muhallebimizi hazırlayalım. 1 litre sütü tencereme alıyorum. Üzerine de 1 su bardağı toz şeker, tepeleme 3 yemek kaşığı un ve yine tepeleme 2 yemek kaşığı buğday nişastası koyuyorum. Bir tane de yumurta ekliyorum. Yumurta inanılmaz kremamsı bir hava veriyor. Şimdi sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Muhallebi göz göz oldu ve güzelce pişti. Ocaktan aldım 1 paket vanilya ve 1 tatlı kaşığı da tereyağı ilave ediyorum bu aşamada. Bu sıcaklıkla beraber tereyağı da eriyecek. Vanilyayı son ilave edince kokusu daha iyi kalıyor. Şimdi 10-15 dakika şöyle havalandıra havalandıra karıştırarak bir güzel soğutacağım. Ilık bir muhallebi olacak. Kek soğuk, muhallebim ılık. Bakın hiç kabuk tutmadı. Tamamen böyle krema gibi oldu. Hiç içine krema koymadığım halde muhallebim krema gibi oldu. Çünkü 10-15 dakika şöyle gide gele karıştırdım. Şimdi oda sıcaklığına gelecek ve sonra 4-5 saat en az buzdolabında kalacak. Muhallebili havuçlu kekim iyice soğudu. Şimdi servis zamanı. Üzerine bolca da Hindistan cevizi serpiyorum. Hem lezzetine lezzet katıyor hem de görselini iyice arttırıyor. Şimdi şöyle kare kare parçalar kesiyorum. Kocaman kocaman parçalar keseceğim. Çünkü küçücük bir dilim kimseye asla yetmez. Bakar mısınız şu güzelliğe? Üzerinde harika krema gibi bir muhallebi. Altında nemli nemli havuçlu kekiyle muhallebili havuçlu kekimiz hazır. Şimdi size şöyle göstermek istiyorum çatalımla da. Of, gayet nemli, çok güzel bir kek ve muhallebisiyle beraber yemeğe hazır. İşte muhallebili havuçlu kekimiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yapın tadın, yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.